kardeşlerimiz sorularla İslamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Peygamberimizin getirdiği şeriat onun peygamberliğine delil olabilir mi? Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriat denilince önce şeriatın ne olduğunun anlaşılması gerekiyor. Zaman zaman bunu çok dar anlamda dinimizin bazı özel kurallarına sınırlandırıldığını görüyoruz. Bu anlayış yanlıştır. Şeriat Allah'ın koyduğu kanunlar Allah'ın bizden istediği şeyler anlamındadır. Yani yoldur, metottur. Allah'a götüren yollardır yani. Öyleyse Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde insanların özel hayatını, ibadet hayatını, ahlak hayatını, toplum hayatındaki insanlarla münasebetleri, alışverişten insanlara selam vermeye varıncaya kadar toplum hayatındaki bütün konumları, aile hayatını, dolayısıyla toplum hayatını, devlet hayatını yani bir Müslümanın, bir insanın dünyada yaşamak durumunda kaldığı, yapmak durumunda kaldığı her şeyin kuralına bir şeriat diyoruz. Mesela bir insanın dürüst olması şeriat'tır. Bir insanın bir insanı aldatmaması şeriat'tır. Başkasının namusuna göz dikmemek şeriat'tır. Yani şeriatı böyle değerlendirmek gerekiyor. Öyleyse bir insan madem ki her zaman Allah'ın huzurundadır. Allah'ın huzurunda olmadığı bir an, bir zaman ve bir mekan yoktur. Öyleyse nerede ne yaparsa yapsın, hangi konumda ve durumda bulunursa bulunsun Allah'ın huzurunda olduğundan dolayı Allah'ın huzurunda yapılması gereken kurallara biz şeriat diyoruz. Şimdi bu insanı Allah yaratmış. Madem ki bu makineyi insaniyenin yaratıcısı Allah'tır, öyleyse bu insan makinesinin nerede, nasıl, ne kadar mükemmel çalışacağının kurallarını, metotlarını ve listesini de verecek olan onun yaratıcısı Allah'tır. İşte insan makinesinin en mükemmel çalışma metotlarını ve huzurlu, saadetli ve mutlu olma yollarını ailede, ticarette, ekonomide, özel hayatta, toplum hayatında ve bir evdeki aile hayatından devletteki hayata kadar bütün kuralları madem ki en iyisini Allah bilir, öyleyse Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın bir misli, bir benzeri, bir dengi olamaz ve olamayacaktır. Çünkü bir makineyi kim yaptıysa o makinenin çalışma şartlarını elbette o bilecektir. Bunu Kur'an ayetinde Ela ya'lem men halak yani yaratan bilmez mi ayetiyle net bir şekilde hem akli, mantıki, hem ilmi, hem bilimsel hem de nakli dediğimiz Kur'an ayetiyle net bir şekilde anlaşılıyor. Şimdi madem ki olay özetle bundan ibarettir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın getirdiği şeriatın benzersizliği, misilsizliği, bir benzerinin yapılamayacağı Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da Allah'ın peygamberi olduğunun delillerindendir. Çünkü getirdiği şeriatla 1400 seneden fazla bir dönemde insanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde, farklı asırlarda ve farklı şartlarda yaşadıkları özellikleri bu getirdiği misilsiz kanunlarla idare etmiş, yeryüzüne Fertten aileye, aileden topluma, ticaretten ekonomiye, özel hayattan toplum hayatına varınca kadar insanlara hem huzur ve saadet, hem mutluluk, hem de adil hükümleriyle devletleri idare etmesi gösteriyor ki bu şeriat benzersizdir. Öyleyse bu şeriatı getiren zat da Allah'ın elçisidir. Şu halde bizler de Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin getirdiği bu misilsiz, benzersiz ve bir dengi getirilemeyecek olan şeriatı amenna iman ettik. Ve saddakna, ve tasdik ettik. Ve ata'na ve itaat ettik diyerek hem peygamberimizin yolundan gideceğiz hem de şeriatı doğru anlayıp hayatımızın bütün alanlarına uygulayacağız inşallah.